Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım arkadaşlar neler söyleyecek bize fincanınız. Hep beraber dinleyelim diyorum ve tabii ki de uyan sizin uymayan evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Neyse halimiz o çıksın falımızla dedikten sonra şöyle gördüklerimi sizlerle de paylaşacağım. Bize doğru enerjiler versin, bizi doğru yönlendirsin, niyetimize gerçekten güzel mesajlarla karşılık versin dedim ve gördüklerimi paylaşacağım arkadaşlar. İki kişi, iki insan birbirlerinin kalplerini müthiş derecede kırmış. Hatta hiç beklemiyormuşsunuz. Sanki böyle bir köpek bir insanın üstüne atlar ya böyle, atlamış ve altta dengesini kaybetmiş bir insan olarak görünüyorsunuz. Bu da sevdiğiniz, güvendiğiniz insandan bir darbe aldığınızı, kalbi kırıldığınızı. Yani kalp kırgınlığı ee, yaşadığınızı gösterir yani şimdi hayat mücadelelerle elbette ki dolu arkadaşlar ama yani herkesin de derdi tabii ki de birbirinden bambaşka da ee, böyle şey diyebilirim yani ee, belirsizliklerle de uğraşmak neden bana bunu yaptı diye anlam aramaya çalışmak süreci varmış gibi görünüyor ee, bu da sizin sevdiğiniz insandan bunu beklemezdim e, enerjisinde tetikliyor tabii ki de Şimdi bir iki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz. Kafanızda bir huni var. Bu huni birazcık deliliktir, cesarettir, doğruluktur aslında. Hani kafana bir şey kafaya takmışsın ve e, e, diyecekler ki sana ya delirdin mi sen bu yapılır mı? Siz diyorsunuz ki tabii yapılır ben nelerle karşılaştım. Bak ben de ummadığımdan taş yedim. Evet dolayısıyla sizin burada hayatınızda birilerinin size vereceği zarar, ziyan ya da yapılan e, haksızlık karşısında biraz deli cesaretiyle hamle şahlandığınızı e, göstermiş. E doğru hak eden hak ettiğini bulacak diyorsunuz. İki tane insan birbirlerinin arkalarını net dönmüş. E, yalnız ortada da birbirlerinin yüklerini çekiyorlar gibi. Biri geleceğe doğru çekiyor halatı, biri de geçmişe doğru. Ortada böyle bir tane sandık var gibi. Sandık parasal konular da olabilir. Ya da zaten içi dert doludur ama içe atılanlardır yani konuşulmayan, yüze vurulmayan. Yani i̇şte sandığı kapat açarsın falan gibi yani. O yüzden de e, bir insan da bu konuyla alakalı sizin adınıza oturmuş namaz kılar görsellerde. Çok dua edeniniz var. Anneniz, ablanız, babanız, enişteniz belki de ta kendiniz bilmiyorum ama bu süreçle alakalı artık ak kara ortaya dökülsün dediğiniz ve de çok net deli cesaretiyle aslında hani kendinizi e, geleceğe taşırken aldığınız kararlarda aklanmak istemek, dürüstlüğünüzün kabullenmesi ya da işte hani bu işi atlatayım ben dediğiniz bir süreçtesiniz. Birileri sizi ya arkadaşlarınızdan takip etmekte, ortak arkadaşlarınızdan ya da zaten şey ne diyelim ona? Ee, sosyal medyadan işte ne yaptı ne etti falan diye haberdar almaya çalışıyor. Hani hem sizinle konuşmuyorlar da hem de bir de böyle şey yapıyorlar gibi. Çok yorulmuşsunuz sadece çok normal. bir virgül koymuşsunuz yine bir konuşmaya. Bu virgülü koymak da hiç istediğiniz bir şey değil. Bazı şartlar olgunlaşmamış. Mecbur kalmışsınız. Hop buna da bir virgül çekelim de, de bakalım ne zaman gerçekleşecek de demeye. Ama ilk cesaretiniz topladığınız o delilik yaptığınız neyse. Onunla alakalı tertemiz ve önünüzü açmışsınız onu söyleyebilirim. Son zamanlarınız aslında biliyor musunuz hakkınızı alacağınız ya da imzanız atacağınız ya da işte olayın sonuçlanacağı ya da hani falan diye devam eder bu yadalar. dalar ee, çünkü şey bir imza belge süreci var burada ve bu süreci de şöyle söyleyeyim size hayatınızın gerçek manada artık bitsin istediğiniz ne varsa birisiyle haksızlıksa da yüzünü söylemek niyetindesiniz. Yani siz bu delilik var çünkü dedik ki bir huni var. Hani burada ne olursa olsun millet asla cesaret edemez belki ama siz bir şeyi de cesaret edip patrona mı kafa tutarsınız? Yüz kişilik bir toplantı salonunda bütün hani kral çıplak misali bütün gerçekleri söyleyen tek kişi siz mi çıkarsınız? Artık ne olur bilmiyorum. Ama ee, bir karar vermişsiniz artık ve bu kararı da artık uygula yani 2024'de ben 2023'ten 21'den kalan 19'undan getirdiğim neyse artık bunun adı. Böyle bir şey istemiyorum arkadaş diyorsunuz. Önce birisiyle kavga hani kafa kafaya vermişsiniz. Sonra çok net bir şekilde rahatlamış, sakinlemiş. Daha dingin bir konuşma yapacaksınız. Kalbinize hele bir bakın arkadaşlar. Birisiyle karşılıklısınız böyle. Aranızda mesafe de varmış belki ama bu mesafeyi ekarte etmişsiniz. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Birbirini seven bir çift gibi görünüyorsunuz. Bu da işte önümüzdeki süreçte aşk var, evlilik var, birliktelik var diyebilirim. Hayatınızdaki insan eşinizse de aranızdaki sorunlar artık çözülüyor de, diyebilirim. Hani bıraksan bırakamıyorsun, atsan atamazsın, satsan satamazsın dediğiniz belki de bir Süreç atlattınız ama Ocak itibariyle yeni yıl itibariyle hani diyorsunuz ki ya ben eşimi de seviyorum eşinizi sizi seviyor zaten hani arada yaşanmışlıklar kalp kırgınlıkları ya da bazı hesaplaşmalar varsa bile aşk var arkadaşlar burada bak çok net bir şekilde birisinin geçmiş birisinin gelecek kaygılarının olduğunu net görüyoruz bir kişi de kafa kafaya vereceksiniz. Partnerinizin olma ihtimali çok yüksek. Birisinin geçmişteki hatası iflas etti. Borç yaptı. Yanlış karar verdi. Bir borç çuvalı var orada belki. Ee, ama yanın başınızda bir kişiyle. Yani aslında baktığımda iki kişi olarak görünüyorsunuz. Hani tamam razıyım. Hadi gel şimdi ee, ödeyelim. Çözelim. Bitirelim. Yani öyle bir partner ki. Sizin eksiğinizi yanlışınızı. E, yüzünüze vurmaktan Ziyade daha çok gel şimdi halledelim diyecekmiş gibi çıkmış. E gelecek kaygısı olan bir yapınız var. Evet ama iki kişiden çok güzel destekleriniz olacak. Yani belki de bu hane aslında iki evladınızın rızkıyla da dönüyordur belki de. Çünkü Ocak sonunda büyük bir es vereceksiniz. Tek katlı bir yer evi görüyorum. İster köy evi deyin ister bungalov deyin ister tatile çıkın. Ocak sonunda... Siz bir tek katlı ev bu da evinizle alakalı huzurlu bir ev görseli olduğu için yani siz bu e, kızılca kıyamet dediğiniz süreçlerinizin sonlarındasınız artık diyebilirim ve e, tek katlı ev olması huzurlu bir ortamın sağlanacağı anlamına gelir. Evinizi kurarsınız, evde bir değişiklik, tadilat yaptırırsınız, ev alırsınız ya da zaten evli olduğunuz için de evinizdeki bir huzuru sağlarsınız bilemem. Ama iki kişinin rızkı var burada. Yani bu iş zaten çocuklarınızın rızkı için olur gene de olur. Buradaki kafa kafaya görüyor musunuz nasıl? Bak bir insan sizi böyle tablolaştırmış gibi. Sanki iki kişi kafa kafaya vermiş, birbirine kavuşmuşluk var burada. İster ortak deyin buna, kafa kafaya vermiş bir şey çak yapar gibi böyle. Nasıl da hallettik ortak der gibi. İster bu ortağınız hayatınıza soktuğunuz yeni kişi ister eşiniz ister evladınızdır bilemem. Belki de ortaktır zaten iş konusuyla alakalıdır. İki arkadaş iki mühendis bilmiyorum. Yani odada iki arkadaş çalışıyorsunuzdur e, 2023'teki bütün raporlamalar temizdir. 2024'de çok güzel bir iş anlaşması sağlarsınız. Büyük bir iş tutarsınız yakalarsınız bilemem. Ama çok net bir şekilde birisi siz ikiyi siz iki kişinizi. Hani anne anne baba olarak evlatlarınızla mı gurur duyacağınız acaba bir döngü. Şubat diyor çünkü yani Ocak sonu bir hani bir 15 günlük bir tatil durumumuz var ama. Hani bu, bu değil yani bir şey kazanılıyor orada. Hani iki çocuk için belki de işte çok başarılı şeyler, sınav kazanırlar, çok güzel işlere girerler. Zaten borcunuzu bitirmişsinizdir, karı kocasınızdır, birbirinize sarılmışsınızdır. Aileden, çevreden de takdir toplamışsınızdır, bilemem. Ama bir oley durumunuz Şubat itibariyle gündemde. Olacak arkadaşlar ağaç çıkmış zaten. Ağaç direkt murada ermek demektir. Ben sizin muradınızı Şubat'ın sonundan sonra özellikle Şubat'ı bir atlatın da ondan sonra hayatınızda geçmişten hele kalacak olan hiçbir sıkıntınızın olmayacağını söyleyebilirim. Kariyer evinizin ne kadar tertemiz olduğunu gösteriyor bak tabakta öyle. Sen bir kutlama yaparsın, bir tebrik, bir kutlama, bir o durumu var arkadaşlar söyleyeyim e, tabağınızın ortasındaki karışıklık yaptıklarınızdan sonra milletin yorumu da olabilir dedikodusu da olabilir ama e, çok net temizle bir kere miras varsa alırsınız arkadaşlar yay gerilmiş ok yaydan çıkmış parayla alakalı verilen kararlar gergin olsanız da üst üste koyduğunuz konularda yine böyle birisi aracı olur sağ ve soldaki iki insan ayırmaya sanki toparlamaya çalışıyorlar gibi sonrasında bu ikili burada bu ikili burada bu ikili burada bir de sonsuzluk ifadesi oluşmuş. 45 rakamı çok net görüyorum. Ee, bu 45 rakamı Ocak'tan sonraki 45 gün, bir buçuk ay sonrası ancak olabilir diyebiliriz. Çünkü Şubat'tan sonraki ailesel yaşayacağınız sıkıntılarınızın geride kalacağını, aracı olan kişiden sonra herkes bir çift, herkes eşlidir. Herkes ya da çocuğu için bir şekilde ee, kullanılıyordur. Yani bu çocuklar içindir, eşlerle konuşuluyordur, kardeşlerdir bunlar. İki dört altı kişi gibi duruyor. Hani anne babanızın da olduğu belki de bir süreçti bilemem ama e, netleşmişlik var burada. Sonrasında da artık arkama yaslandım çok şükür dediğiniz bir döngü var. Sonsuzluk ifadesi sonsuza dek aranızdaki sorunlar kalkar diyor. Şimdi bak. Bu insan, bu insanı ayağından tutmuş bırakmıyor. Bu insanla bu insanda karşılıklı konuşuyorlar. Bu kişi eşinizse bile, eşinizin tarafındaki bir iki üç kişinin sıkıntılı süreçleri ayağını tutmuş bırakmıyorsa bile, siz karşılıklısınız. İlk başta da ne dedik arkadaşlar? Sizin hayatınızda tamam eşim, artık olan olmuş. Gel ben sana yardım edeceğim. Biz seninle beraber. Yolumuza devam edeceğiz dediğinizi gördüm. Hayatınızda geçmişinde yaşadığı problemleri çözmeye çalışan bir insan da girebilir. zaten evliliğinizde eee geçmişiyle alakalı ailesindeki en az 3 kişinin sıkıntılarından sebep bazı köstekler ya da işte sıkıntılı süreçler evliliğinize yansımışsa bile artık bunu çözmeye çalışacağınız ve iki kişi olarak görünüyorsunuz orada bakın. Yani karı koca olarak baktığımda iki kişi diyebiliyorum. Eee yoksa hani döngünün devam edeceği partnerler var burada arkadaşlar. Mutlusunuz, evlisiniz. Hayatınızdaki biri girdi. Sıkıntılı süreçleri vardı ama hayatınızda öyle bir kadınla karşılaşırsınız. Öyle bir adam girer ki sizin bu sıkıntılarınızdan arınmanız için müthiş desteklerde bulunur arkadaşlar net bu şekilde söyleyeyim e mart mart nisan ocak Şubat dedik şuraya mart nisan diyor nisanın bitimiyle de hayatınızda şey çizgisi var e artık şey ben dost kaybetmem e düşman da edinmeyeceğim bitti artık benim için bitti yani mücadelenin son Nisan itibariyle güzel bir yaz, kalabalık bir yaz, açık bir ay, aydı, aydınlık bir yaz. Ee, hayallerinize, hedeflerinize kavuşturunuz. Hele ki kısmet kapınız çok açık zaten. Rızkınız var, çalıştığınız işe ile ilgili bir sıkıntı yok. Kalan sıkıntıları da aşmışsınız şeklinde ee, görünüyorsunuz açıkçası arkadaşlar. Tabii ki de sadece görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum ama bu falıda keşke kendime de niyetlenseymişim dediklerimden olmadı değil hani. Şimdi şöyle birer tane bak sevdiğin iş yapıyorsun, sevildiğin, saygı duyduğun bir iş yapıyorsun. Paran, rızkın açık yüreğinin ortasındaki sıkıntı ettiğin ya da ailesel sorunlar dediğin konuyla alakalı yeni bir döngü. Herkes uzlaşmış, barışmış bir şekilde çizgini çizmişsin. Bu da evlilik maddi anlamda birileri özellikle birisinin bacağını çekiyormuş besbelli. Parasal sıkıntı demek çünkü bu kart. Ama sonra ne olacak? Birinin teklifi başlatmasıyla iki çift birbirinden aslında destekleyerek güzel bir ilişki süreci devam eder diyor. Burası bana ben de görebildiklerimi Aktarmaya çalıştım arkadaşlar dilimin döndüğünce dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. E, tabii ki de sizlerden gelen destekler, mesajlar, istek aslında burada. Yani e, ben tabii ki de burada pozitif enerjimi sayenizde arkadaşlar devam ettirebiliyorum. Gerek özelden mesaj atıyorsunuz, gerek videoların altına yapmış olduğunuz yorumlar beni bugün de aranızda olmamı sağlayan beni besleyen aslında enerji olarak güzel yorumlar alıyor. O yüzden iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere aslında sizler kıymetlisiniz. Bunu unutmayın. Tabii ki de derdinizi bilmiyorum ama beddua edip kendinizi dua ile beslemeyin isterim. E çünkü sadece negatifi çağırır beddua. dua. E i̇lahi adalet evrende öyle bir tecelli ediyor ki senlik bir işi yok evrenin. Sana kim ne yaşattıysa aynısını yaşamadan göçmeyecek insanoğlu. Bunu idrakına varsa da bilinçli kötü olamasa bu kadar. Ama madem bu kadar bilinçli kötü olabiliyor o zaman beklesin de görsün aynısını kendi hayatında nasıl yaşayacağını. Sen de buradan alman gereken dersleri al. İlahi adaleti teslim et. Umudunu da yitirme. Çünkü kapanmış kapı dediğin kapıların ardında hangi kapılar açılacak? Onlar sana ancak yarın görünecekler. Umutsuz olmak doğru değil. İnsanı depresyona çeker. Umudunu yitirme dik dur. Neden? Geçmişteki sıkıntının da üstesinden gelen sendin. Sadece yorgunsun. Yetmedi mi bitmedi mi deyip isyan etmektense sabır et ve gelecekteki güzel kapılar açılacak. Bunu sen de göreceksin. Daha öncekileri açabildiğin gibi bu da açılacak. Buna inancın tam olsun. Sağlığın yerindeyse üstesinden geleceksindir. Önemli olan sağlık. İnsanoğlu sağlıkla sınanınca geri kalan dertleri anlamsızlaşıyor. O yüzden Rabbim dert vermesin dermansız. Sağlığınız burada önemli olan arkadaşlar. Hep söylerim. Deneyimledim de maalesef. O yüzden Rabbim sağlık versin diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki açılıma kadar. Başta en büyük zenginliğimiz. Sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın.